Herkese merhabalar. Doktor Hüseyin Cengiz ben. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Çok teşekkür ederim. Bugün size açıklanamayan kısırlık durumundan bahsedeceğim. Açıklanamayan infertilite. Biz kadın doğumcuların gerçekten en böyle sevmediği, en zorlandığı alanlardan bir tanesi. Neden mi? Gelin size biraz detayları anlatayım. Açıklanamayan kısırlık ya da açıklanamayan infertilite dediğimiz durum, bir çiftin 12 ay boyunca gebelik girişimine rağmen veya 35 yaşın üzerinde 6 aylık bir gebelik denemesine rağmen, tam kapsamlı bir araştırma yapılmasına rağmen herhangi bir tanımlayabildiğimiz, herhangi bir şey bulamadığımız durumdur. Yani bir sene çocuğunuz olmuyor, biz sizi tam olarak araştırıyoruz, her şeye bakıyoruz ama bir şey bulamıyoruz. İşte bunu açıklanamayan infertilite, açıklanamayan kısırlık diyoruz. Yaklaşık bunun oranı tüm çiftlerde %10-15, yani kısırlık oluşturabilecek kısırlık sebepleri içine baktığımız zaman yaklaşık %10-15'inden sorumlu grup bu açıklanamayan grup. Ama tam kapsamlı araştırma dedim. Tam kapsamlı araştırma demem için, yani bir çifte biz açıklayamıyoruz sizin durumunuzu dememiz için o kişinin yumurtlamasının tam olması gerekiyor. Yumurta rezervinin iyi olması gerekiyor. Yumurta rezervi olması gerekiyor. Tüplerinin açık olması gerekiyor. Yani tüplerinin açık olduğundan emin olmamız gerekiyor. Rahminde bir problem olmaması gerekiyor. Miyom, polip veya perde gibi bir durum olmaması gerekiyor. Ve mutlaka eşine bakılmış olması gerekiyor. Yani sperm testi, semen analizi yapılmış olması gerekiyor. Açıklanamayan kısırlık dediğimiz tablo, bütün bunlara baktığımızda normal dememize rağmen herhangi bir şey bulamadığımız durum. Biz çiftlere bütün testleri yaptığımızda aslında çiftlerin, yani hastamızın aslında şöyle bir beklentisi oluyor. Ya bir şey çıkacak bende ve onu düzeltecekler ve gebe kalacağım. Biz hastaya bütün bu testleri yaptığımızda, hiçbir şeyin yok dediğimizde gerçekten önce şok oluyor. Ya hiçbir şeyim yoksa benim niye çocuğum olmuyor? Bunun nedenini hala bilmiyoruz. Tabii pek çok hipotetik şey söz konusu. Yani şundan olabilir, bundan olabilir. Bu kadar detaya girmek istemiyorum ama açıklanamayan durumda artık hastayla oturup şunu konuşuyoruz. Bak diyoruz, biz nedenini bilmiyoruz, neden çocuk olmadığına dair. Evet, bazı şeyler olabilir ama artık oturup sizinle tedavi beklentilerini konuşmak lazım. Ve tedavi her çift için mutlaka bireyselleştirilmeli. Yani alternatiflerden bahsetmemiz gerekiyor. Çünkü her tedavinin kendince bir etkinliği var, bir maliyeti var, parası söz konusu, riskleri var. Efendim yine diğer taraftan güvenlik şeyi de var. Yani bir tedavi yaparken hastaya da bir, atıyorum, ameliyat yapıp hastaya da bir zarar verme ihtimalimiz var. O yüzden bütün bunları oturup çiftle, aileyle konuşuyoruz baştan ne yapacağımıza dair. Bütün tedavilerde aslında genel yaklaşım bugün bütün dünyada başlangıçta böyle basit tedavilerden başlamak. Açıklanamayan infertil gruplarda basit tedavilerden başlayıp olmazsa basamak 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 yukarıya kadar çıkmak. Basit tedaviden başlama dediğim aslında bekleme tedavisi. Yani bekleyelim bakalım ne olacak. Gerçekten beklediğimiz zaman ay başına yaklaşık %1-3 ihtimalle gebelik görüyoruz. Ama %1-3, yani bu bir opsiyon. Özellikle 32 yaşın altındaki çiftlerde, yumurta rezervi ile ilgili kaygımız olmayan çiftlerde isterseniz biraz bekleyebiliriz diyebiliriz. %1-3'e oynamak adına. Ama özellikle hastanın yaşı ileriyse, 37 yaşın üstündeyse kesinlikle beklemeyi önermiyorum. 37 yaşın üstündeki bir hastaya kesinlikle böyle bir şey önermiyoruz. Yani literatür bunu gösteriyor bize. Çünkü artık yumurta yaşlanıyor, yumurta rezervi azalıyor. Burada bir gün bile zaman kaybı bizim aleyhimize. O yüzden mutlaka tedavi yapmak lazım. Ama dediğim gibi bütün bu beklentileri anlatmak gerekiyor. O yüzden basit tedaviden başlıyoruz dedim ya. Basit tedavi geleneksel olarak hemen hemen tüm dünyada klomifen sitrat dediğimiz, klomen dediğimiz bir ilaçla başlıyoruz tedaviye ve beraberinde aşılama yapıyoruz hastalara. Klomifen sitrat ve aşılama tedavisini genelde tüm dünyada 3-4 ay denenir. Yani açıklanamayan kısırlık grubunda klomifen sitrat ve IUI tedavisiyle, basit tedaviyle, riski düşük tedaviyle başlıyoruz ve hastaya bütün bunların beklentilerinden de bahsediyoruz. Eğer 3-4 ay bir tedaviyle başarı elde edemiyorsak genel olarak biz artık bu grup hastalarda direkt tüp bebek öneriyoruz. Ancak bazı gruplar, bazı otörler eğer klomifen sitratla 3-4 aya rağmen yanıt alınamadıysa, aşılamaya rağmen, cerrahi öneren de var. İğne tedavisiyle beraber aşılama yapan da var. O yüzden burada oturup yine hastayla konuşmak lazım. Çünkü tüp bebeği, yani IVF dediğimiz şey, sigorta, maliyet, para, beklenti,
kişisel nedenler, dini nedenler, bunlardan dolayı tüp bebek yaptırmak istemeyen kişiler oluyor. Bunlara o zaman dönüp ya iğne tedavisi ya da cerrahi tedavi öneriyoruz. Ama genel olarak iğne artı iğne tedavisiyle beraber aşılama yaptığımız hastalarda da bunlarda artık yavaş yavaş çoğul gebelik riskleri artıyor ve tabii bu iğne tedavilerinde belli bir maliyeti var. Az önce söyledim, tedaviden beklentiler nedir? Yani açıklanamayan kısırlık grubunda tedavi beklentileri nedir? Sadece beklersek dedim, ayda 100, ay başına %1-3 ihtimalle gebelik görüyoruz. Basit tedavi dediğim o klomifen sitratla beraber aşılama yaptığımızda yaklaşık %7-9 civarında bir gebelik oranına yükseliyoruz. Eğer dedim ki 3 ay 4 ay denedik olmadı ki genel yaklaşım tüm çalışmalarda da böyle gösteriyor. Yani 3 ay bir tedaviyi denediniz ve başarı elde edemiyorsanız mutlaka artık tedavi alternatifine geçmeniz gerekiyor, değiştirmeniz gerekiyor ki biz de öyle yapıyoruz. 3 aylık tedaviye rağmen hala gebelik elde edemediyseniz ya tüp bebek dedim ya iğne tedavisi veya cerrahi dedim. İğne tedavileriyle beraber yani gonadotropin enjeksiyonu dediğimiz tedaviyle aşılamayı uyguladığımızda bu sefer gebelik oranlarını biraz daha yükseltiyoruz. Yaklaşık %9-16'lara yükseliyor. Ama tüp bebek yaptığımızda ay başına açıklanamayan infertil grupta %30-45'e kadar yükseltiyoruz gebelik oranını. Yani açıklanamayan infertilde de tüp bebek hastalarında %30-45 gibi bir oran görünüyor. Sözün özü, özetleyecek olursam açıklanamayan infertilite demek için bütün testlerin eksiksiz yapılmış olması gerekiyor. Hiç de az oranda değil açıklanamayan infertilite grubu. %10-15 civarında dedim. Basit tedaviden başlayalım. Eğer tabii yaşam tarzı değişiklikleri yapabiliyorsak çok iyi. Onlardan bahsetmedim ama işte kilo verelim, stresten uzak duralım, sigara içmeyelim, alkol içmeyelim, almayalım. Bunların hepsi çok önemli. Ama basit tedavilere yanıt alamıyorsak 3 ayın üzerinde bir tedaviyle inatlaşmayalım. O zaman oturalım, doktorumuzla konuşalım, tedavi beklentilerini, riskleri kendi bakış açımızla beraber doktorumuzla karar verip ona göre tedavide önlenelim. Umarım bu video birilerinin işine yaramıştır. Umarım hiç böyle işlerle karşılaşmazsınız. Eğer videomu beğenirseniz, beğendim tuşuna basarsanız çok sevinirim, paylaşırsanız çok sevinirim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Saygılar, sevgiler, selamlar diliyorum efendim.